Biz dönelim değerli izleyenler. Kulüp gündemine çünkü önemli gelişmeler var, açıklamalar da var ki onlardan bir tanesi de bir son dakika gelişmesi olarak Galatasaray'dan geldi bir açıklama. Galatasaray'dan Emin Bayram açıklaması geldi. İbrahim Hatipoğlu bir teklif geldi, görüşmeler sürüyor. Şu an anlaşma söz konusu değil. Dün tabii sosyal medyada Emin Bayram'ın 2,5 milyon euro ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında Westerlo'ya satıldığı iddiaları vardı ki bu rakam oldukça düşük buldu Galatasaray taraftarı ve tepki gösterdi yönetime. Ve İbrahim Hatipoğlu'ndan da açıklama geldi. Hatta açıklamanın ben biraz daha uzun hali var. Onu da sizlere aktarayım. Emin Bayram'ın transferiyle ilgili bir anlaşma söz konusu değil. Gelen bir teklif var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Kamuoyunda telaffuz edilen rakamlar doğru değil. Şu an herhangi bir rakam veya şart üzerinde anlaşma yok. Emin ve Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirme yapacağız. Emin altyapımızdan yetişen ve bizim için değerli bir oyuncu. Şu an için imzalanan bir anlaşma bulunmuyor ifadesi kullanıldı. Geçtiğimiz sezon Westerlo'da oynamıştı Emin Bayram ki iyi bir performansı da vardı. Aynı zamanda Ümit Milli Takımımızın da oyuncusu Emin. Dün Taner, şimdi bir kısım 2,5 milyon euro dedi, bir kısım 4 milyon euro dedi. Böyle iddialar vardı ama hani taraftar tabii geçen yıl konuşulan 8 milyon euroluk teklifler olunca bu teklifi hem de başarılı bir sezon ardından oldukça yetersiz buldu. Elbette. Yani 2,5 milyon euroya yaklaşık olarak en azından konuşulan rakamlardan bahsediyoruz. Emin Bayram'la ilgili bir satış görüşmesi yapmak bile çok da akla mantığa uygun gelmiyor. Ve Galatasaray'da zaten bu rakamlar doğru değil diyerek nihayetinde birinci ağızdan bir ifade olduğu için de söylemek lazım. Ama finalinde şu anda bu transferde bu rakamlarla olma ihtimali de çok da mümkün değil. Çünkü taraftar çok yoğun bir şekilde tepki gösteriyor. Yarın kapı açıkladığınızda eğer 2,5 milyon euro gibi bir rakam ortaya çıkarsa da yönetim ciddi anlamda bir eleştiri alacaktır. Bu yüzden de yönetimin böyle bir eleştiri ihtimalinin altına girmek yerine, böyle bir karşı karşıya kalma ihtimalini görmek yerine satmamayı ya da daha yüksek bir teklif almayı deneyeceği kanısındayım. Galatasaray sosyal medya üzerinden transfer yürütmenin cezasını en ağır şekilde ödemiş bir kulüp. Falcao'yla. Falcao. Rahmetli o güzel adam ne demişti Mustafa Bey? Taraftar baskısıyla, sosyal medya baskısıyla aldık Falcao'yu. Sonra bilmiyorum borçları bitti mi hali 5-6 sene oldu. Şimdi de taraftar böyle diyor diye Emine 2,5 milyona verilir mi filan. Benim hiçbir fikrim yok. İzlemedim Westerlo maçlarını bilmiyorum. Eğer Emin Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda olacaksa tabii tut onu, o paraya verme. Yani çünkü ara sıra oynayacak demektir bu. Ama yok, oynatmayacaksın. Doğru düz forma bulamayacak belki. O zaman 1 milyon euro bile harcayacaksan ona zarara yazar. Eğer oynayacaksa oyuncu, ikinci satıştan %50 pay ne demek ya? Az bir şey değil ki. Eğer geleceği varsa da. Ve sen de kadronda yer bulamayacaksa 2,5 milyon euro falan biz beğenmiyoruz da ne diyor Mourinho? Ya Türkiye'de diyor maaşlar çok yüksek diyor. Bunu kim diyor? 3 yıllık 45-50 milyon euroluk maliyeti olan bir teknik adam diyor. Ama teknik adamın özelliği ne? Dik adam, doğrucu Davut gibi yani. Hiç esirgemeyen, laflarını doğru bildiği her şeyi gayet şık bir şekilde, bana göre şık, ifade eden bir adam. Rakamların ne kadar büyük olduğunu buraya geldikten sonra herhalde fark etmiş olmalı ki Mourinho'da ne, kimi kastettiğini de az çok hepimiz biliyoruz yani. Rafa'ya verilen 6 milyon euroyu kastediyor. Çünkü ona göre de onun kafasında da belli ki Rafa'nın maaş hakkı diyelim 2 milyon falan. 2-2,5 milyon herhalde öyle düşünüyor hoca. Daha onun düşündüğü doğrusudur yani. Portekizlerin piyasasını ondan iyi hiçbirimiz bilmeyiz. Hadi Türkiye'ye geliyor olmanın bir %20 falan daha kat üstüne. İşte 3 milyon falan diyelim. Yani onu bile şaşırtan bir rakam olmuş. Aslında Rafa'yı niye Fenerbahçe'ye düşünmediklerini de bir şekilde bir anlamda söylemiş oluyor Mourinho. Şimdi bu gerçekçilik zemininden sesler bunlar. Ve dünya futbolunun işte teknik adam düzeyinde sayacağın 3-5 adamından biri Türkiye'deki parasal tablonun gerçeklikle uyuşmadığını açık açık söylüyor. Ondan sonra Emin gibi Galatasaray'da ilk 11'de 1-2 maça çıktı. Ben de beğeniyorum Emin'i bu arada. Çabuk oyuncu.
Akıllı oyuncu. Geçen yıl gerçekten çok iyi bir sezon geçirdi. Yani hem istatistik olarak hem süreklilik olarak. Evet ama Westerlo'da. Yani bak bu çok önemli bir ayrıntı. Savunma oynayan bir takımda. Yani sürekli savunma oynayan takımda savunma oyuncuları zaten hem sürekli konsantre diye de dikkat çekerler. Büyük takım oyunu başka. Burada karar verecek olan Okan Hoca. Yani yönetim şeye topa girmesini, sosyal medya tepkileri üzerinden hemen topa girmelerini doğru bulmadığımı söylemek istiyorum ben. Ya teknik adam, teknik kadro isterse tutarsın. İstemezse de 2,5 milyon euro artı %50 pay Belçika'da çok daha iyi piyasa yapabilir bu çocuk. Yani Belçika zaten hani dünyanın dağıtım merkezlerinden biri gibi. Yani bu kadar baştan tepki vermeyi, kendimizi çok yukarılarda görmenin bir alemi yok. Çünkü gerçeğimiz başka bizim. Geldi Mourinho, gerçeğimizi yüzüme çarpmaya başladı. Mourinho ile bu sene çok eğlenceli geçecek. Evet. Yani tam bizim sevdiğimiz tarzda bir insan, gerçekçi. 15 milyon, 16 milyon euro mu alıyor Mourinho ekibiyle? Verirsen alır. Onun fiyatı o zaten. Türkiye'ye geldiyse ve bu paralara rağmen yani kendisinin de Türkiye'deki gerçek piyasanın çok üzerinde rakam aldığının kendisi de farkında ama o bunu hak ettiğini düşünüyor. 27 tane kupası var uluslararası, ulusal ve uluslararası elbette. Ama bu kalibredeki ve bu sıfatı taşıyan bir adamın bu gerçekleri bu kadar rahat bir şekilde söyleyebiliyor olması da bizim gibi gerçekçi adamlar için sevindirici. Belki kendimize, özümüze dönüş yolunda bir adım, bir yol açacak Mourinho bu söylemleriyle. O yüzden çok kıymetli. Emin konusunda da bitireyim böyle. Yani Emin, Okan Hoca istiyorsa kadroda kalır, parası istiyorsa kadroda kalır. 2,5 milyon değil, 3,5 milyon euroydu tutarsın kadroda onu. Yani teklif realize edilirse de, oynatacağım bunu Şampiyonlar Ligi'nde de bana lazım olacak der, tamam. Ama yok, düşünmüyorsa o zaman 2,5 milyon euro artı %50 payda fena para değil yani. Bunlar söylerken çok kolay da 2,5 milyon euro diyoruz. Yani bir çuval lazım ki Türk parasını çevirdiğimiz zaman dolduralım içine. Ama işte Mourinho'nun maaş söyleminden yola çıkarsak 2,5 milyon euro transfer içinde hani artık biraz barem olarak çok düşük değerlendirilen bir noktaya geldi. Ya kimden bahsediyoruz? Emin altyapıdan gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda Güler değil ha, Emin'den bahsediyoruz. Yani savunma oyuncusu kendi takımında da Galatasaray'da da bekleneni veremediği için ya da biraz pişsin diye gönderdiğim bir oyuncu. Yani 2,5 milyon euro az para değil ya. Biz öyle kolay paralar harcamaya başladık ki kulüpler şöyle batmış. Şöyle Selahattin abi. Yani Galatasaray yapılmamış. Taraftarı Emin'in daha da değerleneceğini düşünüyor. Ya taraftarın daha büyük karar verici taraftar değil. Taraftar bu yüzden böyle tepki gösteriyor diyor. Taraftar söylemleriyle kulüp yönetilmez. Çocuğun ağladığı yerde kervan yıkarak yol alınmaz. Sen yönetime seçilmişsin değil mi? Galatasaray'ın menfaatlerini, haklarını, çıkarlarını, projeksiyonu korumak ve geliştirmek için sana yetki vermişler. Tamam. Sen o yetkiyi kullanacaksın. Taraftarın her söylediğine kulak asmak, kulak vermek gerekmiyor ya. Bu kadar taraftar tepkisinden korkuyorsanız yönetimlere gelmeyin ya. Bugün sana Emin'i niye 2,5 milyona satıyorsun diyen adam Emin çıksın bir iska geçsin maçta. Bu sefer söyleyecek sana ki niye satmadınız? Taraftar budur. Ve kendi penceresinden de taraftar haklıdır. Çünkü taraftar eğleniyor. Sadece veren tarafında işini. Senden bir şey beklemiyor. Yani futbolun tüketicisi, para üreticisi taraftar. Taraftar öyle bunları söyler ama yönetim katına geldiysen kendi doğru bildiklerini, kendi felsefeni inşa edip o şekilde kulübü yönetemeyeceksen eğer hiç oraya gelmeyin. Bırakın yapabilenler gelsin. Her kulüp için geçerli bu. Sadece bir kulüp için değil. Peki şimdi Fenerbahçe'ye döneceğiz ama Taner'den de son bir cevap rica edeyim. Sence sadece Galatasaray için değil.